Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sukulentleri çoğaltma videosu çekmiş olacağım. Bir, sizin istediğiniz doğrultuda video çekiyorum. İki, herkesin görmek istediği bir tarz var. O şekilde de ben size çekeceğim. Ve ben kendi tarzımı da size çekeceğim arkadaşlar. Şimdi benim normalde kendi tarzım, ben bu sukulentlerimi sularken, diğer sukulentlerimi, diğer cam önlerindeki sukulentlerimi sularken ben kırılan, düşen yaprakları şu şekilde başka bir çiçeğin dibine koyuyorum. Bakın, hatta koymuşum da zavallı toprağa ulaşabilmek için artık havaya köklerini vermiş, salmış. Ben onu şöyle toprakla buluşturayım. Şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bakın, şuraya bırakmışım. Bu da böyle bir krallık oluşuyor burada. Sukulent krallığı. Şu kıvırcık bir model. Farklı bir tür. Bu farklı bir tür. Şu lahana gibi bir tür. Böyle daha değişik bir tür. Yapraklarını atmışım. Bunlar burada büyümüşler. Biliyorsunuz ben bir kaktüs ayırma serisi yapmıştım. O kaktüs ayırma serisinde de birçok sukulentimin şu şekilde dalları kopmuştu. Ve ben onları diplerine attım. Bakın, diplerine attıklarım şu şekilde büyüyorlar. Bakın, bebeklediler. İsteyen olursa ben buradan onlardan söküp onlara veriyorum. Bakın, şöyle ben size göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın, şöyle büyük anaç gövdenin altında yaprağı düşmüş ve şu şekilde çoğalmış. Görebildiği kadar, ışığa ulaşabildiği kadar çoğalmış. Şimdi arkadaşlar, şurada da var bakın. Bulduğum yaprakları şöyle ben şu saksının dibine atmışım. Bakın. Şu saksının dibine atmışım ve burada çoğalmış arkadaşlar. Bu benim tarzım. Fakat herkesin benden beklediği ve istediği şu şekilde. Yani benim bir üretim viyolüne sukulentleri yatırmamı bekliyorlardı. Ben böyle mi sukulentlerimi büyüttüm? Böyle büyütmeyi denedim arkadaşlar. Benim Instagram sayfam var, Fatma Hobigram diye. Orada benim sukulentleri ilk başta, daha bu kanalım yokken, bebekken onları nasıl yatırdığım, ne kadar büyüdüğünü ben onlara aşama aşama Instagram sayfama koymuşum. Onu da geçenlerde fark ettim. O Instagram sayfasından bakabilirsiniz o kısma. Fakat arkadaşlar, bu şekilde olduğu zaman ben bunun altına yine kompost toprak koydum. Tamamen kompost toprakla doldurdum. Bakalım farklı olacak mı? Fakat ben izlediğim videolardaki gibi böyle üretim viyollerine yatırdığım zaman bu sukulentlerim kadar güçlü sukulentler olmadı. Çok cılız, çok böyle aldığım zaman yetiştiremeyeceğim derecede sukulentlerim oldu. Ama insanlar alışılmış olan bir tarz var. İşte viyollere yatırmamızı, çiçekçilerdeki gibi. İşte niye viyollere yatırmıyorsunuz gibi mesajlar atıyorlar. Tamam, ben viyolle de yatırdım. Şöyle ben üretim viyollerinde çok denedim ben bunları arkadaşlar. Benim 3 yıl önceki çektiğim küçükken bebek vermiş olan sukulentlerimin ilk başlangıç fotoğrafları da var orada. Ama ben ondan çok bir verim alamadım. Ne zaman ki düşen yaprağı kendi anaç gövdenin altında bıraktıysam ben o sukulent türlerinden çok verim aldım. Yani bu sadece buraya mahsus değil. Mesela bunu size göstereceğim. Çok zor büyüyen bir tür var. Ben onu ne kadar uğraştıysam o türü bir türlü başka bir yerde büyütemedim. Ben şöyle o türü koparttım yapraklarını, sadece ucunda küçücük çiçekler bıraktım. Bu şekilde üretim viyollerine koydum. Yani yapmadığım şey kalmadı fakat ben onu üretemedim. Sonra geçenlerde gördüm, bunu size başka bir videoda
O kendi tarzımı tam olarak anlatacağım. Küçücük yavrusu çıkmış. Ondan sonra ben de heveslendim. Birkaç tane yaprağını yine koparttım. Kendi dibine koydum. Arkadaşlar, yani belki de sukulent severlerin, kaktüs severlerin benden beklediği bu. Benim ayrı bir kapta sukulentlerimi ve kaktüslerimi büyüttüğümü görmüş olmak. Onların benden beklediği tarz. Fakat benim tarzım o değil. Ama ben sizin için bunu ektim ve bunun sonucunu ben size göstereceğim. Şöyle, kaktüsü de ben buraya ektim arkadaşlar. Yine sukulentlerle karıştırmak istemedim. Çünkü sukulentler çok hızlı büyüyor. Veya şöyle söyleyeyim, bende hızlı büyüyor ve her tarafı sarıyor. Benim artık sukulentten gözüm korktu. Yani bütün evimi sukulent doldurmak zorunda kalacağım. Ben buraya kaktüsümü ektim. Bu şu top şeklindeki kaktüslerden. Şimdi bir de buraya yılan kaktüsten ektim ben. Köklenecekler. Ben bunları da size zaman zaman gösteriyor olacağım. Ama arkadaşlar yine söylüyorum. Benim tarzım, benim bugüne kadar izlediğiniz videolardaki bu benim başlangıç tarzımdı. Ben bunu videoları izlerken böyle yatırıyordum. Aman gidip gelip bakıyordum falan. Ama benim tarzım arkadaşlar bu değil. Bunu deneyeceğim. Bunu diyorum ya, sukulent ve kaktüs severlerin beklediği benden buydu ve ben bunu yaptım. Şu şekilde kaktüslerimi de ektim. Bu basit olan yöntem. Fakat benimkisi kendi dibine, toprağına, kopan yaprağını bırakmak ve belki de şöyle söyleyeyim, kaderine bırakmak benimkisi. Belki benimkisi daha kötü. O kısmı bilemiyorum. Ama bunu bu şekilde hazırladım. Bunu zaman zaman size sukulentlerimi çekerken bunu da çekeceğim, göstereceğim. Bunun toprağından da bilgi vereyim. Bunun toprağı kompost toprak yine. Bunu haftada bir sulayacağım. Normalde püskürtme suyla sulayın diyorlar. Ben öyle yapmayacağım. Ben yine bolca haftada bir su vereceğim bunlara. Toprakları ıslanacak. Bir hafta sonra bakacağım. Eğer toprak kurumuşsa ben bunların sulamalarını o zaman tekrar yapacağım. Ama arkadaşlar, yani herkesin bildiği bir tür. Ben bunları buraya koydum ama samimiyetimle söylüyorum. Yani olup olmayacağından da böyle çok da emin değilim. Bir de ben bunların türlerini söyleyeyim arkadaşlar. Şu bende çok bulunan şu kaktüs türünden seriyi çekerken, kaktüsleri sökerken bu yapraklar kırıldı. Şu da yine çok güzel bir tür. O kadar güzel bir tür ki bu ne kadar büyürse büyüsün bundan bıkmayacağım herhalde. Bunlardan da bıkmadım da. Bu da arkadaşlar kıvırcık bir modeldi. Fakat bu balkondan düştü, yaprakları kırıldı. Ben onu üretmek için şu şekilde yine buraya koydum. Bir sukulent saksısının altına koyup da güneşi görmeden bastırılsın istemedim. Bunu böyle denemek istedim. Şunlar var ya, şu üç tür. Bunlar şu büyük yapraklı sukulentlerin küçük yapraklı türü. Türleri biraz daha farklı. Onları da o şekilde ayrı bir şekilde büyütmek, denemek istedim. Kaktüste de şöyle, hepsine kıyamıyorum diyorum ya, çok fazla olunca fazla olanlardan koydum. Kaktüslerde de arkadaşlar şu iki türü izleyenlerin istediği biçimde hazırlamak istedim. Şöyle, bu da güneş görsün. Yılan kaktüsünü koydum ve bu top kaktüs şeklinde olanını koydum. Ve bunlar burada inşallah çok güzel olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü diğerlerini koyduğum ortama bunları da koymak istiyorum.
Diğerleri hangi ortamda büyüyorsa ben bunları da bu ortamda büyütmek istiyorum. Ama bu şekilde viyollerde hazırladığım sukulentlerimi ben çok zor yetiştirdim. Sonunda büyük saksılara, 1 metrelik saksılara aldım. Ben bu şekilde size hoşça kalın demek istiyorum. Bundan sonraki videoda kendi tarzımı çekeceğim. Ben nasıl kendim sukulentlerimi bebeklerini büyütüyorum videosunu çekeceğim. Onda da benim tarzımı göreceksiniz. Bu benim izleyenlerimin benden istediği, herkesin yaptığı ama bana göre doğru olmayan bir tarz. Bunu yaptım. Duruma, gidişata göre ben buna karar vereceğim. Ben buradan size bu videomla hoşça kalın demek istiyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.